Herkese selamlar dostlar. 17 Nisan 2022 pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Genellikle gollere yöneldim karşılaşmalar oldu. İdeal ve yüksek oranlı tercihlerle sizlerde öneride bulunacağım. Aklınıza yatanlara değerlendirme altına alabilirsiniz. Pazar gününe şöyle ideal bir KG var kuponu yaptım sizlere. Gollü geçmesini beklediğim iki karşılaşmayı KG var olarak değerlendirdim. Videonun sonunda zaten göreceksiniz ideal kuponumuzu. İsterseniz maçları anlatmadan önce bir maç skoru yarışması yapalım. Pazar gününe. Hafta sonu klasik oldu artık. Cumartesi yaptık. Pazarını da yapalım. Pazar günü sizlere sormak istediğim karşılaşma Paris ile Marsilya'nın mücadelesi. Paris'ten ziyade o zaten son dönemde formda ki hep formda kalması gereken bir takım Paris. Onu geçtim. Oyuncularından dolayı böyle söylüyorum. Marsilya ekstra bir güzel futbol sergiliyor. UEFA'da da konferans liginde yarı finale çıktı. Güzel bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. Ben değerlendirme altına aldım. Birazdan anlatacağım. Fakat sizlerin maç skorunuzu da yorumlara yazmanızı bekliyorum. Değerlendireceklere, şimdiden yazanlara, herkese bol şanslar. Bilen iki arkadaşımızı Nisan ayının sonuna kadar katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Geçtim. Cuma günü nasıl geçti? Ondan bahsedelim. Cuma günü ben yüksek oran grubunda 3 tane karşılaşma verdim. Trabzon'un handikapını da sizlere zaten tekli öneri olarak önermiştim. Trabzon 2 gol dahi atamadı. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Yüksek oranımız burada. Bir önceki gün full çekmiştik. Perşembe günü UEFA'da yüksek oranlara. Fakat bugüne baktığımız zaman da Cuma gününü özellikle full'ü kaçırdık tek maçla. Kayseri maçına ben 2-3 gol dedim. Yine bir 84 -1 85 oranı vardı. Başarılı oldu. Milan maçına eee 1 ve 3.5 alt şekil ilerledim. Maç zaten 2-0 bitti. Zaten 4.5 altında bir de ideal kombinemize koyduk. Bir gibi orandan gelmedi. Trabzon çok güzel futbol sergiledi. Harbiden bir şampiyon gibi oynadı fakat çok fazla pozisyon harcadı. Yüksek oran bu şekilde sonuçlandı. İdeal kombinemize baktığımız zaman da ben günün tek kombinesi olarak oluşturmuştum. Milan alır 4.5 alt 2-0 aldı başarılı. Trabzon hep sahibi 1.5 üst olarak önermiştim. Başarısız oldu. Neden başarısız oldu? Bruno Perez kalenin dibinde kaçırdı. Vizca çok kaçırdı. Canini'nin topu direkten döndü. Abdülkadir mesela şut denemeleri yaptı. Girmedi. Viviano çıkardı. Güzel maçtı fakat gelmedi gol. Bakalım bugün nasıl sonuçlar elde edeceğiz diyerekten de geçeyim maçlara. maçlara geçmeden önce de Katı Telegram gruptan bahsedeyim. Canlı odasından bahsedeyim şöyle kısaca sizlere. Canlı odasında mesela güne başladık. Güne nasıl başladık? Avustralya Ligi mücadelesi vardı. iki tane bahis önerildi. İkisi de başarılı oldu. West Ham United maçı dakika 47 maç zaten 4-0 olmuştu artık. 5. gol ev sahibi olarak önerdik. Başarılı oldu. Şöyle göstereyim. Hatta sonradan bir tercih daha önerildi. Yine 1-54 gibi orandan. 6. golde West Ham United'a girdik. O da başarılı oldu. 6. golde West Ham United'dan geldi. 2'deki ile başladık. Devam ettik. Güne böyle bu şekilde zaten maçlar başlıyor. 15 dakika sonra maçlar başlayacak hepsi canlı olarak ekstradan da devam edeceğiz diyerekten de geçeyim. Şimdi 8 tane mücadelem var. Ondan önce sizlere pazar gün olmasından dolayı sizlerden güzel seviyede like'lar bekliyorum. Like attığınız için artı 300 benim e, sınırdır prensiptir diyeyim ben sizlere Artı 300'üne like geldiği zaman Pazartesi gününe de bir kombin Gelir arkadaşlar Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar İlk mücadelen Werder Bremen ile Nürnberg mücadelesi Nürnberg son maçını kazandı Son maçı Nürnberg için inanılmaz bir Anlam ifade ediyor Son maçını kazandığı için eğer burada da bir Sürpriz yap sürpriz yapıp kazanırsa Bir üstlüke çıkma şeyi var direkt Yani 52 puana gelecek Burada alırsa üst çıkma için yarışın ortasında bulacak. Werder Bremen ikinci. Son hafta Pauli deplasmanında bir berabere de kaldı. 1-1 gibi bir skorla bitti. Kötü değil çünkü Pauli deplasmanı zirvedeki takımdı. Liderliğini kaybetti fakat ikinci sırada bu maç gerçekten önemli bir mücadele. Nürnberg'in ben bu maçı kesinlikle bırakacağını düşünmüyorum. Fakat oyun olarak baktığımız zaman da Werder Bremen'in daha etkili, daha net pozisyonlara girdiğini görmek mümkün. Gerek deplasmanda olsun Werder Bremen'in maçlarına baktığımız zaman da gerek deplasmanlarda girdiği pozisyonlar kendi evinde zaten daha baskılı oynuyor. Nürnberg de bu baskıyı kaldırabilecek ve kontra ataklarla geçiş oyunları ile birlikte Werder Bremen kalesine gol atabilecek bir takım. İdealden sizlere 1.46 gibi orandan KG var öneriyorum değerlendirecekleri. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımda bu Werder Bremen madem bu güzel futbolunu sergiliyor. Burada da 2 birlik bir skora göre ben yorumladım mücadeleyi. Daha fazla gol de olabilir. Maç sonu 1 ve 2.5 üstü yaparsanız 1.82 gibi orandan böyle bir yüksek orandan değerlendirme altına alabilirsiniz diyerekten geçeyim bu karşılaşmayı. İkinci karşılaşmam Kasımpaşa Adana Demir mücadelesi. Bu Adana Demir Başkanı Murat soyadını unuttum. Murat Başkan diyeyim. Murat Başkan aynen. Ertan Süzgün diye bir adam var. Gazeteci, spor gazetesi gibi bir şey. Sürekli haberler yapıyor. Her akşam neredeyse onunla bir canlı yayın yapıyor. Gece saat 2'de 3'te. Başkanı da takip ediyorsanız zaten Instagram'dan, sosyal medyadan göreceksiniz. Başkan harbiden çatır çatır konuşuyor yani hiç acımıyor. Diyor ki ya biz diyor her türlü diyor deplasman olsun ev sahibi diyor takım canavar gibi oynuyor diyor. Hiçbir türlü beraberle gitmiyoruz diyor kazanmaya gidiyoruz diyor. Onu belirteyim diyor yani sürekli. Yani böyle bir oyun oynuyor ki oynadığı oyunun da hakkını veren bir Adana Demir var. Adana Demir'in zaten bir golünü burada ben yazdım. Maçın favorisi kim? Kasımpaşa'dır belki. Tam favoriye bakmadım. Kasımpaşa muhtemelen favoridir bu mücadelede şöyle değerlendirme altına aldım ben. Şimdi Kasımpaşa'ya baktığımız zaman Umut Bozok güzel transfer gol makinesi. Umut Bozok'tan ziyade hatta şöyle belirteyim. Takımın böyle her oyuncunun önünde yüzdesi açık. Mesela şu an Umut Bozok 6.94'de oynuyor 10 üzerinden. Fakat ondan iyi olan ve takımın şu an yıldız ismi olan 7.76 ile Muleka. Sağ kanatta öyle bir şey yapıyor ki hem yaratıcılık olsun, üretkenlik olsun inanılmaz işler çıkartıyor ki Umut Bozov da zaten besleyenlerin en başında Moleka giriyor. Girdiği pozisyonlar, altta driplikler olsun çok güzel iş çıkartıyor. Güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Bakın ben skor beklentimi söyleyeyim sizlere. 2-2 skor bekliyorum. Buna göre en idealden kombineme de koydum zaten. KG var 1.44 gibi orandan ideal kombineme koydum. Kombinemelik mücadelesi zaten bu maçın KG var tercih olduğunu da belirteyim. Geçtim. Newcastle ile Leicester mücadelesi. Vallahi bu maç ben çekindim açıkçası. Neden çekindim? Leicester biraz yorgun. Tahmincilere baktım. Bu maç golünün tahmincileri var bakın. Hepsi hepsi KG var. 4 tane tahminci var. Hepsi KG var söylemiş. Bu tahmincilerin tersine gitmek lazım aslında. KG yok olarak oynamak lazım da. Şimdi her iki takımı da biliyoruz. Newcastle zaten kendi evinde başarılı. Ve son haftalarda zaten oynadığı maçlarda özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda girdiği pozisyonlar ortada. En az 3-4 tane net gol pozisyonuna giren, girebilen bir takım. Leicester'a baktığımız zaman da takım biraz yorgun ama moralli olduğunu da belirteyim. Yine ideal 11'i çıkartacaktır bir rotasyona gider mi diye baktım. Şöyle ideal, kombine, ideal 11'ine bakayım dedim. Bu maçta nasıl bir 11 çıkardı? İdeal 11'ini çıkarmış. Herhangi bir rotasyon gözükmüyor fakat maç günü belli olur diyerekten de ondan tam bilgi veremiyorum. Ama burada beklendiği gibi bir KG var olabilir. Oranı da 1.59 mu ne oranı var. Ama ben bu maçı kombineme koymadım. Ondan söyleyeyim. Yani Newcastle bu maçı kaybetmez bence. Hatta olası bir sürpriz galibiyet bile Newcastle tarafından gelebilir. Onu belirteyim. 2-1 skora göre yorumladım. Ama idealden bir KG var alınabilir. Sürpriz de maç sonu 1'dir. Onu belirteyim. West Ham Burnley mücadelesi. West Ham sıralar için oynuyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için, Avrupa Ligi'ne gitmek için. Fakat iki maç fazlası var. United'a e karşı falan, Tottenham'a karşı. Bir maç fazlası var West takımında. Şimdi şöyle bir olay var. West önünde çok zor daha maç, çok zor maçlar var. Ne bileyim City maçı var. Chelsea, Arsenal gibi 3 tane çok zorlu maç var. Hatta bir bakalım yanlış olmasın. Arsenal maçı, Chelsea maçı, Manchester City maçı. Doğru. Herhangi bir hata yok. 3 tane çok zorlu maçı var. Bu tür maçlarda hata yapmaması gerekiyor Weston takımının. Burnley'e baktığım zaman da alt sıraların ateşini hisseden bir Burnley var. Son sırada yer alıyor. O son sıranın kümenin en başında yer alıyor. Son sıra dediysem. Yani kümede şu an. Geçen haftadan Norwich'e kaybetti Burnley takımı. Ama bu takım kalır mı gider mi bilmiyorum ama güzel futbol sergiler. Özellikle bu tür maçlarda ekstradan güzel bir motivasyonla oynuyor. Ben size maçın beklenen skorunu söyleyeyim isterseniz. Maçın beklenen skoru 3-0'lık bir West Ham galibiyeti. Skor olarak bu. Yani istatistikler analizler bunu çıkartıyor. 3-0'lık bir West Ham galibiyeti çıkartıyor. Fakat ben bu Burnley küme düşme hattında olduğundan dolayı böyle takımlar ekstradan bir motivasyonla oynayabiliyor. Golüne gitmedim. KG Van'a da gitmedim. Şöyle aldım ben mücadeleyi. 2-3 gol aldım. 1.85 bin oranı var. 2-3 gol olarak değerlendirdim. Ben mücadeleyi yüksekten önerdim. Tekne olarak isterseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. West Ham'la biraz yorgun. Deplasmanda galip geldi. 3-0 3-1 mi Lyon'a karşı galip geldi. Bu 3-0 galip geldi. Ee, burada yine ben 2-3 gol bandında kalmasını bekledim maçlardan bir tanesi. Giresun Beşiktaş mücadelesi. Valla Beşiktaş'a inanılmaz olan açmışlar ki Beşiktaş güzel oynuyor. Özellikle bu Valerian İsmail geldikten sonra Hücum yönünde bu kendi sistemi var ya bu adam 3-5-2 şeklinde miydi? Neydi? Lan bakalım yanlış olmasın diye. Ya. 3-5-2, 3-4-3 mü? Artık neyse 3-5-2 veya 3-4-3 bu şekilde oynadığından dolayı bu adam bu sistemin harbi diyor ki ben bu sistemin diyor uzmanıyım diyor kendi açıklamaları. Gelecek sezonda bu sisteme göre transferler yapacak muhtemelen Valerian İsmail. Bu maçta Beşiktaş'ın oranı yüksek. Ben şöyle aldım. Yani Beşiktaş bu maçı alabilir mi? Alabilir. Yüksek orandan bir deneme yapılabilir. Fakat Giresun'da son haftalarda gerçekten olumlu. Özellikle Çikiyo, Sergiyo ve o elemanın adı neydi? Diabet diyabet olması lazım. bireysel anlamda adam eksiltip pozisyonlara girdikleri için çok etkili olabiliyor. Hücum hattında zaten şey var. Umut Nayır var. Beşiktaş'ın evladı olarak. Kartal dövmesi olması lazım Umut Nayır'de. Beşiktaş'ın altyapısından çıkma sanırım Umut Nair. Beşiktaş'ta da forma giydi. Onunla geçtim. Bir yere vurdurmak istemiyorum. Böyle çarptırmak istemiyorum laf kesinlikle. Demek istediğim Giresun kendi evinde güzel futbol sergiliyor ki son haftalarda baktığımız zaman da 4-1-4 sistemi 4-1-4-1 sistemini Hakan ile birlikte inanılmaz sergiliyor. Benim demek istediğim Giresun burada Beşiktaş kalesine gol atabilir diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş bir sistemde kalede pozisyon verebiliyor. Giresun burada zaten topu beklerse arkadaki boşlukları değerlendirebilir. Ki zaten dediğim gibi çıkıyor, Sergio gibi isimler de bireysel adam eksiltebilen isimler. Bir KG var olur bence bu mücadelede. İdealidir KG var bence. Değerlendirme altına alabilirsiniz. Onun e, ekstra bir yüksek olan isterseniz de Beşiktaş'ın atabileceği 2 gol 1.87, 1.90 1.88'in de oranı var galibiyetinden ziyade Beşiktaş da dediğim gibi hem kalesine pozisyon veriyor hem de güzel pozisyonlara giriyor son haftalarda yeni teknik adamla birlikte. Maçın ideal ve yüksek oranlı tercihi bu yöndedir. Değerlendireceklere bol şanslar. Level Kuzen Leipzig mücadelesi. Maç çok golü bekleniyor. Maçın gol beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 5 gol bekleniyor bu maçtan. Hatta skoru da vereyim ben sizlere. 3-2'lik bir Leipzig galibiyeti bekleniyor. Tabi idealden ne olur bu maçın? Herkes ne oynayacak? KG var oynayacak. KG var gelebilir mi? Gelebilir. İdealleri zaten alabilirsiniz. Bu maçta KG var olmayacaksa hangi maçta olacaktır? Fakat ben şöyle bir tercih yapacağım bu mücadeleyi. Ben bu mücadelede herkesin bir yüklenme olduğundan dolayı gollerden ziyade şuna yönelmek istedim. Korner'e yönelmek istedim. Korner'i şu an açmamışlar fakat yarın gün içinde açacaklardır. 8.5 üst korner açarlarsa 8.5 açmazlarsa 9.5 veya en idealden KG var alabilirsiniz. Fakat altını çiziyorum. Çok yüklenme olacağından dolayı Gollerden ziyade bir KG var tercihi burada çıkabilir. O e, KG var tercih diyorum. Korner tercihi çıkabilir. Değerlendireceklere bu yönde bir değerlendirme. Bol şanslar diyerekten de geçeyim. PSG Marsilya mücadelesi. Fransa artık market değeri olarak hatta sabah tekrar bir haber gördüm. Macron Cumhurbaşkanı olması lazım veya başbakan Fransa'nın e, Mbappe ile görüşmeleri sürdürüyor hala gitmesin diye kalmasını bekliyor. Çünkü Fransa futbolu ciddi anlamda değer kaybediyor. Değer kay Paris başarı olamıyor. Çekişme olmuyor zaten yıllardır bu böyle. Marsilya son dönemlerde bir. Bu bir marka mücadelesi olarak da Lig 1'in marka mücadelesi olarak bu sezon gösterilebilir açıkçası. Onu belirteyim. Ben burada önemli olarak gördüğüm şey Marsilya gol atabilir mi atamaz mı? Önemli olarak bunu dendim. Zaten PSG gol atabilir. Onda sıkıntı yok üstün oranı da yok. 1.29 bu ne oranı var 2.5 üstün. Ben burada tek yoğunlaştığım konu Marsilya gol atabilir mi, atamaz mı? Haftanın içinde de maç oynadı. Yorgunlar mı? Yorgunlar. Fakat Paris kalesinde ben Paris çok fazla hücumu düşündüğünden dolayı ve ağırlıklı olarak 3. bölgede yerleştiğinden dolayı Marsilya'nın bu maçta Paris kalesine gol bulmasını bekliyorum ve tek tercih olarak burada sizlere KG var tercihini öneriyorum. geçtiğim bir diğer mücadeleme Lisbon Benfica mücadelesi. Bir diğer yorgun takımlardan bir tanesi Benfica yine hafta içinde maç oynadı. Ben burada yine önerim şu şekilde olacak. Dedim ki Benfica bu maçta gol atabilir mi? Atamaz mı? Bunun üzerinde durdum. Maçın beklentisini söyleyeyim sizlere isterseniz. Yine gollü bir maç bekleniyor bu mücadelede. 3-2'lik bir Lisbon galibiyeti bekleniyor. Yani burada Benfica'ya 2 gol istatistik olarak 2 gol yazmışlar. Ev sahibinde Matheus Reis kart cezalısı oynamayacak. Başarılı bir oyuncu. Geçtim onu. Şimdi def basmana baktığımız zaman da Zaten son Liverpool maçını izledik. Eğer üstüne gelen ve rahat bir şekilde oynarsanız bu takım çok gol pozisyonuna girer de gol de atar. Zaten Liverpool'a 3 tane attı. Sizler de gördünüz. Nunes, Ramos gibi isimlerle. Hücumda iki forvet zaten 4-4-2 şeklinde çıkacaklar Lisbon karşısında da. Lisbon'da zaten 3-4-3 oynuyor. Geçtim onu da. Şimdi demek istedim Benfica bu maçta Lisbon kalesine mutlaka pozisyonlara girecektir. Ne kadar yorgun olsalar bile. O yüzden ben burada da hatta bu maçı kombineme de aldım. Beklentisi de yüksek olduğu için tek tercih aldım. Mücadeleyi de KG var olarak değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bu yönde değerlendirme yapabilirler. Benim 8 maç anlatımım bu şekilde ağırlıklı olarak gollere yöneldim. Ben sizler de zaten tercihlerden üzere gördünüz. Sürpriz tercihler yaptık. Onu da korner tercihleri, dep basman bir buçuk, maç sonu bir derken de ideal kombinem ekrana gelsin. İdeal kombinem bir KG var kombine olacak. Ben burada Adana Demir maçının gollü bir maç gol geçmesini bekliyorum. Her iki takım da mutlaka kalelerde pozisyonları bulacaktır. Kart çıkar, penaltı girmez, direkten döner. Bunlara yapacak bir şey yok. Dünkü Trabzon mücadelesi gibi düşünebilirsiniz. KG var olarak aldım. Beşiktaş Lizbon maçında ben Portekiz'in kaliteli maçlarından bir tanesi olduğunu ve bu mücadelenin de güzel gollü geçmesini KG var olarak 1.53 gibi aldım. Toplam oran 2.20. İdeal benim önerim bu şekilde değerlendirecekler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Bay bay.